Evet, şimdi Mondial bahisine geldik. Biliyorsunuz ki benim motorum uzun süredir yapılmıyor, yapılamıyor çünkü param yoktu. Ve parça sipariş etmekte zorlanıyorduk. Çünkü dolar euro çok fazla oynama yaptı. Şimdi motor satın alacağız. Siz neye bakıyorsunuz? Ehliyet ruhsat ver. Plakan nerede? Yok. Hiç mi yok yanında? Yatan tamam. He tamam o zaman. Hadi kanka satın alalım. Kanka çok param var. Tamam gel alalım. Hadi. Buradakini beğendin mi? Kanka yanına gidelim, uzaktan güzel gözüküyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Usta biz motor almaya geldik de. Aa ben bunu beğendim. Evet şimdi fiyatta anlaştık. Bayi bakımını yaptı. Yağ bakımını falan. Motoru yavaş yavaş çıkarıyorlar. Bana teslim edecekler anahtar teslim. Yepyeni Nur Topu gibi bir MT-07'miz oldu. Bu motoru tanıyorsunuz zaten. Erhan'ın eski MT-07'si. Şimdi R6 almıştı. İki tane MT-07 var. Bu koyu gri. Bu da açık gri. Sizce hangisi daha tatlı? Bir de yanında bir tane sarı civcivimizi koymamız yok mu ya? Şuraya da bir tane şey olsaydı, benim motorum olsaydı böyle sarısını koysaydık falan, hangisi daha güzel diye böyle kıyaslasaydık. Makyaj olarak Eren'in eski MT-07'si yani Mustafa'nın MT-07'si daha hoş gibi geliyor. Ama böyle daha çok böyle siyah tarzı sevenler için de gri rengi çok hoş. Uzun zamandır MT-07'nin üstüne binmiyorum ya. Çok tatlı geldi ya. Özledim benim keratayı. Bakalım gaz tepkimelerini unutmuş muyum? Onu bir kontrol edeceğim yolda giderken. Benim egzozum Akrapovic'te. Bunda stok egzoz var. Yani bunda fıtı fıtı. Böyle. Çok fazla ses çıkacağını sanmıyorum videoda. Yani eski hazzı vermeyecek ama yani sonuçta eski gücünü verecek işte. MT-07 yani sonuçta. Şimdi Buca tarafına gideceğiz. Kanka teker yapma. Bak emanet motor ne teker yapıyor. Anam. Sana bir şey diyeyim mi? 250 cc kullana kullana MT-07'nin torkunu unutmuşum. Mesela ben 250'de böyle yapıyorum, bu kadar hızlı gitmiyor. Mesela şu an teker yaptım yanlışlıkla. Sormadım da Mustafa'ya teker yapabilir miyim diye ama yapmamaya çalışacağım. Ama içimden böyle hazır MT-07'yi bulmuşken ufak da olsa teker yap diyor. Çok ufak da olsa diyor yani. O da ben de çok ufak yapacağım çünkü unuttum. Yani motorun tepkimelerini unuttuğum için fazla abanmayacağım, kafama yemeyeyim diye. Şimdi şöyle bir şey oldu. Videonun başından beri belki dikkat etmişsinizdir, etmemişsinizdir ama Instagram'dan takip edenler biliyor. Geçen gece parmağımda bir sıkıntı oldu. Şöyle göstereyim. Bak terlik giyiyorum şu an. Parmağımda sarılı. Niye sarılı? Bir tane oyun oynadık. Daha doğrusu Reels çekmeye çalıştık, tamam mı? Şuraya videosunu atarım. Tam böyle yere düştüğüm an böyle tırnağım ters döndü, tamam mı? Tırnak komple çıktı, ayak tırnağım. İlk başlarda hissetmedim, sıkıntı yok. Sonra çoraptan bir şey vurmaya başladı. Ufaktan da böyle acı yapmaya başladı, tamam mı? Dedim ne oluyor? Bir baktım parmağa, tırnak havada böyle. Sonrası işte hastaneye gittik. Tırnağı böyle diktiler ettiler falan. Yani değişik değişik olaylar oldu. Çok böyle aşırı derecede canım çok acıdı. Yani tırnakla oynuyorlar. Şöyle düşün, yaram var. Yaranın içine böyle deşiyorlarmış gibi. Tırnağı böyle hafiften tırnağından kapattım, tamam mı? İlk acı hissettiğimde. Sonra geldi doktor, böyle içine bakmak için tırnağı komple açtı böyle. Bütün acıyı böyle bir hissettim var ya. Can çekişiyordum orada. Sonra işte 2-3 tane iğne attılar. Uyuşturdular falan. Tırnak diktiler. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum ve yaptırdım. Tırnağımı ayağıma diktiler şu an. Tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimalle şeyle alakalı. Yeni gelecek olan tırnağa yol yapmak için eski tırnağın üzerine diktiler. İşte 2 hafta sonra da tırnağı çıkarttıracağım. Dikişleri aldıracağım. Yani aksiliksiz bir ayımız geçmiyor. Habire bir olayla karşılaşıyoruz. Bizde ne bu cenabet anlamıyorum. Bizde mi sıkıntı var? Sizde mi sıkıntı var bilmiyorum. İşiniz rast gitsin diyenlerin alayınız mı ya? Allah Allah. Bu kadar da olmaz ki. Neyse ben bunlardan çok uzaklaştım. Biraz yaklaşayım. Ne olur ne olmaz. Fazla da gaz açmıyorum. Bana mı düt yaptın? Devam et, devam et. Bir şey yok. Aa kaza olmuş herhalde. Polis falan gelmiş. Ne o, radar mı o? Aynen radar aracı yazıyor arkasında. Evet. Radar aracı. Geçmiş olsun beyler. Kesin tünelde var ha. Tünelde çünkü bazen koyuyorlar. Bazen koymuyorlar. Günleri var ya da saatleri var büyük ihtimalle. Kalkalım mı? Trafik biraz azalsın, yavaşlayalım. Kaça alacaksın? İkiye mi alacaksın?
2. Vites 2. Kanka ama sıkıntı, trafiğe yetişeceğiz ki hemen. Özlemişim ya. Çok güzel. Dur bir daha atacağım. Tamam. Ya Mustafa, özür dilerim şimdi ama var ya, bir şey değil mi? Bir daha vermeyecek büyük ihtimalle motoru. Lütfen yanlış anlama. Çok özlemişim ya. Bak bunu görmezden gelebilirsin bence. Abi unutmamışım teker yapmayı. Vallahi bak teker yapmayı unutmamışım. Çok iyi, çok iyi. Şu anki içimdeki heyecanı size aktaramam. Çünkü... çok güzel. Kanka. Teker yapmayı unutmamışım. Ben diyordum ki şimdi MT07'mi aldıktan sonra... Dedim ki teker yapamayacağım bir süre herhalde. Tepkimelerini unuttum falan diye. Ama yapabiliyormuşum abi. Trafik böyle açık olsa daha devam edeceğim. Yapabiliyorum kanka. Unutmamışım. Bir de sakat ayakla yapıyoruz yani, düşünün. Ben böyle vites de attırırım ha. Gerçi attırıyorum hala da. Parmağıma denk getirmiyorum. O değil de çok hoşuma gitti şu an var ya. Mustafa'yı alnından öpeceğim ya motoru verdiği için. Uzun zamandır MT07 kullanmıyorum ya. Aşırı derecede mutluyum şu an. Yani hissetme. Hop kardeşim. Oğuzhan abi dedi. Şimdi ekibin bir kısmını daha aldık. Burak var, Mustafa var, Can var, Göktuğ var, Tapın var. Şimdi Yeşilyurt tarafına gideceğiz sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Biraz MT07 ile ara sokaklarda da gezelim ya. Hep böyle şey olmaz. Ana yollarda geçmek olmaz. Hep teker yapmak olmaz. Biraz şehir içi tecrübemizi de arttıralım. Hazır MT07'yi yaptırıyorken. Az kaldı bu arada, MT07'yi topluyorum. Yakın zamanda sarı MT07 ile videomuz gelecek. Kendi motorumuzla yani. Umarım bir sıkıntı olmaz da yakın zamanda toplarız motorumuzu. Ben ihmalenmeyi hissetmek istedim, yoksa ben de teker yapardım orada. Hep teker yaptığım yer, evden çıkıyorum işe giderken hep buradan gidiyorum. Buradan Yeşildere'ye bağlanıyorum. Hep orası benim teker yaptığım yerdi MT07 varken bende. Ama şimdi ihmalenmeyi hissetmek istedim. Özledim çünkü ihmalenmeyi motorda. MT07'nin ivmelenmesine alışmamız lazım değil mi yani? Lastikler biraz kötüymüş. Mustafa öyle diyor. Hatta göstereceğim indikten sonra unutmazsam. Bildiğin araba lastiği gibi olmuş. Yani lastik yıkılmış gibi. Yani sadece orta taraf yenmiş. Araba lastiği gibi düz duruyor. Yani tekerde bir işine yarar. Çünkü teker yaptığında dümdüz gider. Böyle sağa sola savrulmaz. Yaptı da bir teker yapmayı öğrenmiş, ha buraya teker yapıyor ya, sanki biz bilmiyoruz onusunu satayım. Ne baktın oğlum? Çekimimizde sıkıntı yoktur umarım. Yeni adaptör aldım. Adaptörüm bozulmuştu, daha önce söylemiştim. Motolitik'ten ve ya da camdan ödünç alıyordum. Zaten fark etmişsinizdir, GoPro Hero 7 aldım. Yani kalite biraz daha arttı yani. O yüzden bilgisayarım çok kasıyor bu videoları editlerken. Yeni de bilgisayar dizmem gerekiyor. Ama onu nasıl yapacağım bilmiyorum. İlk önce motorumu yaptırmam gerekiyor. Sonra yavaş yavaş bilgisayar toplarım. Ama işte dolar ve euro arttığı için bu imkansız gibi bir şey şu an. Zoru başarırız. İmkansız zaman alır. Biraz zaman alacak ama kendimizi ufak ufak toplamaya başladık. Ya ne zaman böyle desem bir olay çıkıyor anasını satayım ya. Ben çözemedim bu işi. Umarım bir şey gelmez daha fazla başımıza da. Artık kış geldi ya şimdi. Kış geldi, o yüzden piyasadan biraz çekileceğiz. Yağmurlar falan. Hatta bugün yağmurlu diye gözüküyordu. Denk geldi yağmursuz diye öğlen atladık çıktık. Gerçi akşam oldu ama öğlen saatlerinde çıktık, anca işlerimizi falan hallettik. Benzin bitiyor ya. Şu an motorun sesini duymuyorsunuz. Daha çok rüzgar sesi geliyor dışarıdan. Ne dedi anlamadım. Motorun arkasında bir şey dedi. Güzel kanka dedi. Ya bu da bak, diyorum ya size, Göktuğ habire teker yapıyor anasını satayım ya. Öğrenmiş. 09 varken bu kadar uğraşmıyordu teker yapmaya. 07 aldıktan sonra daha çok yapmaya başladı. Alıştı ya teker yapmaya. Sen öyle sen. Benim egzozum Akrapovic, daha önce demiştim zaten. Şöyle yaptığımda camlar falan titriyordu.
O yüzden motorun sesi niye yok? Elektrikli mi falan demeyin. Çünkü elektrikli gibi hiç ses çıkmıyor. Ben bile duymuyorum. Yani mikrofon hiç duymuyordur diye düşünüyorum. Çünkü böyle azıcık böyle yaptığında duyuyorum. Bunu zaten siz de duyuyorsunuz. Ya bu böyle olmaz ki ya. Böyle arkadaş mı olur ya? Kırmızıda geçittiriyor bizi ya. Kötü örnek oluyorsun kardeşim millete. Plaka yok yalnız satayım. Geç kırmızılarda, geç. Şu an hayal ediyorum kendi motorumda olmayı. Şu an şurası sapsarı böyle. Aynalarım yok. Kendi motorumdaymış gibi hayal ediyorum şu an. Gözlerimi kapattım. Aa, dur dur, çarpıyoruz. Şimdi tekerde gitmeye hayal ediyorum. Dur, hayır tekere almayacağım. Biraz önce aldık, yeter ya. Allah Allah, emanet motoru iki kere tekere aldık, yeter. Yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Unutmamışız yani sonuçta. Şu an vitesi top terliğin şeyiyle atıyorum. Ne denir ona? Terliğin plastiğiyle atıyorum. Adı neydi lan onun? Hatırlıyordum ya. Terliğin üst katmanı şurasıyla. Şöyle gösterirsem şurası. Ay tüt tüt, kaza yapıyorsun. Ben şey düşünüyordum evden çıktığında. Ben motor kullanamayabilirim. Hani böyle ayağın ucuyla normalde atman gerekiyor ya. Şimdi tırnağa denk gelirse çok fena acır. O yüzden can çekişirim, motor kullanamam diye düşünüyordum. Ama ayağımı hep öne doğru atıyorum. Yani şu hani genelde kekolar yapıyor ya şu hareketi. Görüyorsunuz mu bilmiyorum ama şu hareketi kekolar yapıyor ya. Şöyle durmayı. Onun gibi duruyorum artık yolda giderken. Şöyle şu şekilde de vites atıyorum. Yani zorlamıyor beni. Azıcık böyle zorladığım için yani kastığım için acı var. Ama çok ufak, böyle acı da sayılmaz. Yani hafiften bir ağrı veriyor. Çok fazla da böyle vites değiştirmediğim için sıkıntı yok. Tekerdeyken hiçbir şey hissetmedim ama tekerdeyken vites atmaya kalksaydım belki acıyabilirdi. Çünkü o anlık böyle hızlı bir şekilde vites attırman gerekiyor ya, belki tırnağın köşesine denk gelebilirdi yani. Sıkıntı şu, tırnağı oynatmamam gerekiyor. Tırnağı eğer oynatırsam yanlış kaynar. Yanlış kaynarsa bu sefer tırnağım yamuk olur. Yani kozmetik bir şekilde kötü gözükür. Bunu istemiyorum, o yüzden çok fazla sardım sargıyı. Yani normalde 2 kat sararsın ya, ben 4 kat sardım bir şey olmasın diye. Hem üşümesin hem de bir sıkıntı olmasın diye. Yani ne bileyim, bir yere takılır işte vites attırırken, dikişi patlatırız, kopartırız falan diye biraz özen gösterdim yani bugün video çekeceğim için. Şimdi biraz önce benim motorun yanı, benim sarı MT-07'nin yanına gittik. Fotoğrafını şuraya paylaşırım, son durumunu. Tesisatı komple değişiyor yavaş yavaş. O yüzden komple soyduk vaziyette. Şimdi şarjım bitmek üzere. Yanımıza yedek batarya falan almayı unutmuşuz. Şimdi incir altına doğru gidiyoruz. Ne kadar çeker, ne kadar çekmez bilmiyorum ama kameramın şarjı her an bitebilir. Artık kusura bakmayın. Evet, dediğim gibi şarjım bitti. Hızlıca konuşuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin. Daha sonra MT-07 ile yani gri göktürmün MT-07 ile video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hoşçakalın. Evet, videonun devam etmeye çalışıyorum. Bakalım ne kadar götürecek beni. Kameranın şarjı bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama biraz önce bitmiş gibi kapandı. O yüzden hızlı bir şekilde konuştum. Son böyle damlalarına kadar harcayayım diye. Üşüme bastırdı. Hava soğuk ya, bir de parmağım çok üşümeye başladı. Ne kadar sardım desem de bayağı üşüdü yani. Şu an akşam çekimi ayarında değil. Kötü olabilir yani. Kusura bakmayın şimdiden. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. İncir altına az kaldı. Motorun hızını denemek için şimdi rol yapacağız. Göktuğ ile beraber. Rol. Düz gideceğiz. Teker değil. Teker değil. Düz. Düz gideceğiz. Kaça alacaksın? 2 mi? 3 mü? 2 mi? 2. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gerçekten geldik. Bundan sonra zaten Mustafa erken kaçacak, işi varmış ufaktan. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Hoşça kalın. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Bak, sakat ayağımla seni tokatladım. Tokatladın mı? Evet. Ben niye görmüyorum? Bu arada ben tokatladım. Ben seni bakıyorum, görmedim. Bak, sakat ayağımla tokatladım seni. Bildiğin ara açtım böyle, sonra vitesi attıramadım ayağım acıdığı için. Sen öndeydin, ona rağmen. Aynen, önde bastın sen gaza. Bak, kayıt var, kayıt. Şeye yaklaştım, kaldırıma. Kayıt. Ya bırak, kayıt var, kayıt. Yorumlarda belirtin hangisi geçti. Hadi bakalım.
Dediğim gibi Göktuğ'un motorunu daha sonra sürmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hoşçakalın. Bye bye.